Yani şimdi düşünün, bir de dünyada şöyle bir şey var Türker. Zalimlik asla devam etmez. Evet. Yani bu bir zalimliktir. Bu bir Moğol istilasındaki gibi aynı modern dünyanın göz önünde. İngiltere'nin, Amerika'nın, Avrupa'nın gözü önünde. İnsan hakları, özgürlük diyen göz önünde. Dünyanın en önde gelen gazetelerinden birinin yazarı öldürülüyor. Öldüren kim? Şu anda suçlu öyle görünüyor. Yani zan diyelim. Öldüren demeyelim. Suudi Arabistan görünüyor. Ve Trump bunun sonuçları ağır olacak dedi. Ne yapabilir peki hocam? Trump bunu kapatmaya çalışır bence. Silah anlaşmasını iptal etmem salaklık olur. Hayır, olacak. Hayır. Şimdi şöyle. Trump ve ekibi şu an mesela buna fatura kesmeye çalışıyorlar. Bu da çok, bunun da sonucu ağır olur. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı gitti. Mike Pompeo Suudi Arabistan'da görüşme yaptı. Aynı gün Suudi Arabistan PKK'nın bulunduğu Suriye'deki DSG denen bölgelere 100 milyon doları havale etti. Bu devede kulak misali. Maalesef devletler bunu bir pazarlık masasını oluşturdu. Kim ne çarparım şeklinde. Ancak küresel taraf bu işin peşini bırakmayacak. Çöl Davos'u diye anılan 25-26-27 Ekim'de Riyad'da uluslararası bir forum vardı. Buna Avrupa'dan üst üste birçok devlet adamı, CEO, işte IMF başkanı falan katılmayacağını açıkladı. Dolayısıyla bu savaş Birleşmiş Milletler'e taşınır. Yani bu basit bir olay değil. Bu nedenle Türkiye soğukkanlı davranıyor. Çünkü sonucu ne olacağınız belli değil. Nereye gideceği belli değil burada. Evet. Bu Brunson'la alakalı ayrı bir olay da değil. Bu Suriye ile ayrı bir olay da değil. Herkesi merak etti. Brunson'da bilgisi var mı hocam bu süreci? Ya şimdi bakın. Brunson Amerika'da Siyonist denen kitleyle, yani Trump'ın arkasındaki evangelist kitlenin adamı. Bir istihbaratçı, doğru mu? Doğru. Ya biz bu öyle da diyoruz, ajan diyoruz. Evet, yani görünüyor. Sen bunu delillendirememişsin, ayrı bir şey ama görünüyor. Delillendirmek çok zor evet. Zaten böyle durumlarda. Kaşıkçı da aynı şekilde bir istihbaratçı olduğunu düşünüyorum. Aa, bir dakika. Karşı tarafın istihbaratçısı. Bir dakika, şimdi bunu yüksek sesle seslendireni görmedim pek. Kaşıkçı da karşı tarafın bir istihbaratçı olduğunu düşünüyorum. Karşı taraf kim? Yani küreselcilerin. Londra'yla Washington çok Post'ta yazıyor. Tabii şimdi bakın, Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Faysal El Türki. Evet. Onun danışmanlığını yapmış. O da Adapazarlı, köken Adapazarlıdır. Evet. Faysal El Türki'nin. Kaşıkçı'nın kökeni de Kayserilidir. Yani Türk bunlar köken olarak da, hem Kaşıkçı hem o Faysal El Türki. Kökenleri de Türk bunların aynı zamanda. Dolayısıyla burada bir istikbal savaşı, bu nedenle diyorum. Kaşıkçı gazeteciliğin ötesinde bir misyon olan biri. Şimdi karşı taraf ne yapıyor? Kaşıkçı'yı itibarsızlaştırmak için efendim Afganistan'da El-Kaide ile görüştü, Usama Bin Laden'le görüştü filan diye haber yapmaya başladılar. Haberi... Peki Kaşıkçı deşifre olmuş olabilir mi? O yüzden öldürülmüş olabilir mi? Hayır, o yüzden değil. Bahsettiğim nedenlerden dolayı. Açık zaten, saklı gizli değil ki bu. Şimdi karşı taraf ne kozunu ortaya sürüyor? Kaşıkçı diyor, El-Kaide'nin adamı orada görüştü. Oysa ki El-Kaide'yi kuran, destekleyen Amerikalıların kendisi Sovyetlere karşı. Evet. Kaşıkçı o tarihte görüşüyor gazeteci olaraktan. O da o tarihte zaten bunlar Amerika tarafından kahraman olarak algılanıyordu. Terörist olarak algılanmıyordu. Dolayısıyla itibarsızlaştırıyorlar. Ya zaten önemsiz bir adamdı. Zaten teröristti falan. Yarın El-Kaideci diye damgalamaya çalışacaklar. Evet. Şu anki gidişat öyle.